Laringomalazi konjenital bir hastalıktır. Yani larenkste görülen ve doğuştan gelen bir rahatsızlıktır. Malazi gevşeklik demektir. Yani doğrudan tercüme edildiğinde laringomalazi kelimesi larenks gevşekliği demektir. Teknik olarak burada böyle bir durum olduğunu düşünebilirsiniz. Şimdi burada larenksin normal yan görünümünü gösteren bir çizimimiz var. Burada da normal larenksin üstten görüntüsü var. Bunların her ikisinde de epiglotu buradan görebilirsiniz. Epiglot yutkunduğumuzda solunum yolunu koruyan yumuşak doku parçasının adı. Biraz daha aşağıda ariepiglottik kıvrımlar bulunur. Ve bunlar larenks boyunca yaklaşık olarak ses tellerinin olduğu yere kadar devam ederler. Bunlara ariepiglottik kıvrımlar denir. Çünkü bu yumuşak doku epiglot ve aritenoid kıkırdağın arasında bulunur. Aritenoid kıkırdak burada yumuşak dokuya gömülüdür ve ses tellerinin bağlı olduğu yerde işte burasıdır. Evet ne demiştik? Bu normal görüntü demiştik. Fakat laringomalazi hastalarının solunum yolu biraz daha farklıdır ve şuna benzer. Laringomalazi sadece ariepiglottik kıvrımların ve epiglotun değil, aynı zamanda ses tellerini ve larenksi çevreleyen kıkırdağın da gevşemesini ifade eder. Burada ortaya çıkan sorun bu kıkırdağın fazla yumuşak olması ve gevşemiş olması sebebiyle solunum yolunu kapatacak şekilde yığılmasıdır. Bu sebeple de glottis aralığı olarak da bilinen ses tellerinin arasındaki bu açıklığa yani glottis aralığının üstüne bu yumuşak doku yığılır ve solunum yolunu tıkayabilir. Daha önce bahsettiğimiz gibi bu hastalık doğuştan gelen bir rahatsızlık olduğu için 4-8 aylık civarındaki küçük çocuklarda görülür. Daha önce veya daha sonra da görülebilir ama 4-8 ay aralığı hastalığın en şiddetli olduğu dönemdir. Hastalıkta bu doku çok zayıf olduğu için hasta akciğerlerine hava çekmeye çalıştığında etrafında oluşan basınç nedeniyle solunum yolu kapanır. Yani fizyolojik açıdan bakarsak şöyle anlatalım. Havayı soluduğumuzda akciğerlerde negatif bir basınç oluştururuz ve bu da havanın ciğerlere çekilmesini sağlar. Bu negatif basınç vakum görevi görür ve böyle bir gevşemiş doku mevcutsa bu yumuşak dokuyu da çeker. Onun içinde hastalar nefes almakta güçlük yaşarlar. Bu durumda sianoz yani morarma gibi düşük oksijen belirtileri ortaya çıkar. Bir diğer yaygın semptom da stridordur. Stridor, nefes alma esnasında çıkan hırıltılı gürültülü sestir. Solunum yolu çok dar olduğundan, hava hızlı bir şekilde glottis aralığından geçerken böyle bir ses çıkarır. Stridor, bir pencereden hızlıca geçen havaya benzer bir durumdur. Eğer bir pencere hafif aralıksa ve hava içeri giriyorsa, uğultulu bir ses çıkar değil mi? Sanırım sizler de rüzgar sebebiyle pencerelerden böyle uğultulu bir ses çıktığını daha önce duymuşsunuzdur. İşte stridora sebep olan durum da buna çok benzer. Laringomalazi hastalarında ayrıca gastroözofageal reflü de görülür. Bu da önemli bir sorun olabilir. Çünkü asit akciğerlere ulaşıp orada hasara neden olabileceği gibi aynı zamanda larenkse ve çevresindeki yumuşak dokuya da zarar verebilir. Ve bu da solunum yolunu daha da daraltan bir faktördür. Bu nedenle reflü bu hastalarda olası bir komplikasyondur. Nefes almada güçlük ve reflü ile birlikte hastanın yemek yerken zorlanması da problemler arasındadır. Çünkü yemek yerken havayı solumak hasta için çok daha zorlaşır. Bu nedenle hastalar beslenme güçlüğü çekebilir. Ve bu durumda az kilo alımına ve hatta kilo kaybına neden olabilir. Laringomalazinin teşhisi için direkt olarak solunum yolu dokusunun görüntülenmesi gerekir. Mesela ben epiglotu buraya kavisli olarak çizmiştim. İşte bu durum aslında laringomalazinin çok tipik bir belirtisi. Buna omega işareti denir. Çünkü yumuşak doku kıvrılarak Yunan harfi olan omega'ya benzer bir şekil almıştır. Yani bu semptomlarla birlikte omega şeklinin de görülmesi laringomalazi teşhisine varılmasını sağlayabilir. Aslında bu hastalığın tedavisi çok sınırlıdır. Ancak neyse ki çoğu zaman tedaviye gerek de yoktur örneğin semptomlar hafifse yani mesela hasta beslenme sırasında hafif bir solunum güçlüğü yaşıyorsa o zaman hastayı rahatlatmak ve takip etmek en iyi çözüm olabilir. Laringomalasinin son bulması genellikle çocuğun 18-20 aylık civarına gelmesiyle gerçekleşir. Ama eğer semptomlar çok şiddetli ise cerrahi müdahale yapılması gerekebilir. Ameliyat solunum yolunu biraz daha açacak şekilde Ariepiglottik kıvrımların kesilmesinden ibarettir.